Ya bu anket meselesine girmek istiyorum. İttifaklar arasında anket savaşları var. Hangi ittifaka bas, baksak biz kazanıyoruz diyorlar. Kim doğru söylüyor? Yani burada na, nasıl bir yöntem izleyeceğiz? Biz anket okuma dersi mi alacağız? Ne yapacağız bilmiyorum ki artık yani. İsterseniz Hak... anlatayım sebebini. Lütfen anlatın. Kargaşayı. Bir kargaşa var yani. Kargaşamız bir bir, bir bakıyorum Erdoğan %53 alıyor. Bir bakıyorum... Kılıçdaroğlu yüzde 60 alıyor. Yani böyle Kılıçdaroğlu'nun önde görüldüğü evet. anket sayısı daha fazla görünüyor mesela. Şimdi şöyle bir kere iki ayrı dağılım var ya birisi parti dağılımı birisi de kişi Cumhurbaşkanlığı. Parti dağılımında çok büyük sorunlar yok. Yani 14-15 şirket iki aşağı üç yukarı parti dağılımlarını benzer veriyorlar. Yani birisi mesela CHP'yi 24 diyor da öbürü 27 diyor veya 28 diyor. Doğru. Bunlar milletvekili seçimliğinde ha. problem yok. Millet evet parti oyunda çok sorun yok. O 3 4 puan oynama olur. Sahaya göre değişir. Şimdi Cumhurbaşkanlığında niçin 5 şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,5 ikili soruda. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusunda 5 şirket Erdoğan diyor 52,5'da, 7 şirkette 53 Kılıçdaroğlu 47 Erdoğan diyor. Bir tanesi farkı açık veriyor sadece. Bu arada o farkı açık veren şirketin sahibi arkadaşımız, ben de tanırım kendisini hayırlı olsun. Antalya'dan CHP'den milletvekili adayı oldu. Herhalde artık anket açıklamayacak bu adaylıktan sonra. Adaylık Şimdi, açıklanınca ahlaki değil midir Ahlaki değil de yani uygun bulunmaz. Uygun. Doğru olmaz. Aday, hayır, güvenilir yön de olmayabilir. Yönetim kurulu başkanlığından olabilir. da ayrıldı. Evet. Evet. Yo hayırlı olsun ya ben tanıyorum Kemal. Kemal Bey'i tanıyorum. Tabii canım hayırlı şimdi, olsun yani bir <laughs> Şimdi kargaşanın sebebi şu. Bakın partileri ölçerken siz 35 bilmem 40 arası olan, bilmem 25 30 arası olan, ne bileyim 10 15 arası olan bir şeyleri çoklu soruda daha kolay ölçersiniz. Ama ikili soruda Türkiye'de ikili bir soru teknik olarak anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşa dediniz ki ya kırmızı rengi mi daha çok seviyorsunuz, beyaz rengi mi daha çok seviyorsunuz? Bir araştırmacı bunu 52'ye 48 beyazı bulabilir. Öbürü 52'ye 48 kırmızıyı bulabilir. Hiç bunun şeyi yok. Ya vatandaştan da kaynaklanıyor? Hayır, hayır, hayır. Ne? Hata payı dediğimiz şey 2.1'dir. İkili olduğu için evet. hata payı yükseliyor. Evet. Bakın %50-50 tablosu var ortada. Yani siz ikili bir soru. Bu soruyu nasıl size izah etmeye çalışayım? Yani şu, anladığım kadarıyla diyorsunuz ki %50-50 dengesi var. E, hata payı da 2 dolayısıyla Aynen. ankette Birinci sebep bu Bravo. anketten sonuç alınması çok zor bir Aynen şey. Aynen öyle. Bir birinci anket sebep bu. bir anket öyle der, bir anket evet. öyle der. Bu normaldir diyor. Birinci sebep bu. Bu birinci sebep ama. Bakın bu sebep de şu da etkili. Şimdi mesela Amerikan seçimleri de böyle oluyor. Orada da genelde seçimler 52'ye 48 bitiyor, 53'e 47 bitiyor. Yani 63'e 37 biten seçim 2-3 tane var. Bir 1905'te Theodore Roosevelt'in seçimi var falan. Şimdi bizde de seçim gene 50-50 dengesinde biteceği için bir araştırmacı istediği tekniği uygulasın. Kafa kafaya yakın olan bir sonucu Arkadaş ben kefilim 51,5'a 48,5 biter diyemez. Dese de yanılabilir. Doğru. Çünkü hata payı 2. Doğru. Eğer fark 10 puan olsa. Yani bütün araştırmacılar farkı 10 puan bulsalar herhangi bir aday lehine. Mesela 44'e 56 gibi. 42'ye 58 gibi. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok kolay bulduk 2018'de. Niye? Adaylardan birisi 50-52 arasıydı. Mesela ben 49.8 dedim. Muharrem İnce için de 33 dedim. 31 aldı. Yani çok farklar hayal. açık olduğu zaman, 10 puan, 15 puan fark olduğu zaman onu bulab daha kolay bulduk. Peki 4 aday olunca ee, yani şimdi bu zamana kadar gördüğümüz anketlerin hemen hemen hepsi iki adaylı anketlerdi. Evet. İkili soruyu tarif ettim zaten. Tabii. Dört olunca işler kolaylaşır mı? Dört olunca kısmen biraz daha gerçek rakamı bulmaya hepsi yaklaşacaktır. Çünkü niye? Her birinin oyu mesela birisi üç çıkacak, 5 çıkacak, öbürü 10 çıkacak, 15 çıkacak, Peki belki şey çıkacak. orada şunu da, çıkacak. şunu da göreceğiz o zaman. Yani Muharrem İnce sadece Kılıçdaroğlu'ndan mı oy alıyor iddia edildiği gibi AK Parti seçmeninden de oy alıyor mu? Onu da göreceğiz o zaman. Onu da gözleyebileceğiz ama e, o her halükarda onu gözleyebileceğiz. Ama dört adaylı ankette de eğer yani Cumhurbaşkanı ile e, muana muhalefet liderinin oyları birbirine yakınsa orada da hata yapabileceğiz. Tabii doğru. Yani eğer mesela diyelim İn Sayın İnce ile Sayın... E, Ah, o an. Bir, 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 oy potansiyelleri var. Bu tarafta da 43'e 45. Atıyorum 42'ye 44. Çok iyi 45'e 46 ise... Orada hala yakınlık sürüyorsa... Evet. Kimse kefil olamaz ona. Tamam. Ha, yani gönlünüz bir taraftan yanaysa... E iki puan ya bu önde diyebilirsiniz. Açık söyleyeyim. Aha, diyeceksin ki böyle bir yetkin var mı? Elbette yok. Ama hata payı denen bir şey var. Tartılandırma yöntemiyle bir puan... Bir buçuk puana yakın İnsanlar kendi görüşleri doğrultusunda müdahale yapabilirler. Ama durum kafa kafaya yakınsa ve bir araştırmacının esas görevi ya kardeşim ben doğruyu bulmaya mecburum. Ben 52'ye 48 dediğimde eğer öbür taraf 52'ye 48 alırsa ve beni suçlayacaklarsa bu çok ağır bir sorumluluktur derim. Mesela Amerika'da şöyle oluyor. Diyor dediler ki geçen seçim Biden 52'ye 48 alıyor dediler. Birçok araştırma şirketi Hakikaten Biden 51.5'a bilmem 48.5'la aldı. Tamam mı seçimi? Şimdi 4 şirket, 5 şirket bravo alkış aldı. Çok sağlam bilinen, önceki seçimleri de doğru bilen 3-4 şirkette 49'a 51 Trump'ı önde bulmuştu. Birbirine yakın sonuçta araştırma şirketi yanılabilir. Yanılabilir derken hata payı içindedir. Ama insanlar öyle bakmaz. Sen kazananı bilmedin kardeşim. 51'e 49 kazanacağı söyleseydin derler. Sorumluluk bu seçim ağır. Birinci sebep bu. Yani teknik sebepler. İkinci seçim, ik ikinci sebebi söylüyorum size. Üç kitleyi ölçemiyoruz beyler. Seçmen olan üç kitleyi ölçemiyoruz. Yani anket yapamıyoruz bu insanlarla. Mesela şu anda 61 milyon kusur. Türkiye'de seçmen var. Ama yurt dışında da 3 milyon 280 bin seçmen var. Dolayısıyla toplam 64,5 milyon seçmen var. Biz bu 64,5 milyon seçmenin kafadan 3 milyon 280 binini ölçemiyoruz. Anket dışı. Anket yapılamıyor bu 3,5 milyonla. Ama bunlar da bir kitle. İkinci sebebi söylüyorum. Üç kitleyi ölçemiyoruz. Bir dedim yurt dışı oyları. 3 milyon 280 bin kişi. Hiçbir şirket gidip Almanya'da, Hollanda'da, ağırlık dört ülkededir: Almanya, Hollanda, İngiltere, Amerika. Buralara gidip bu anketleri yapamıyor. Halbuki sizin üç buçuk milyona yakın oy dediğiniz seçmenin yüzde beşi. Oo çok. Tabii. yüzde dördü tam hesaba girersen. Çok. Şimdi seçmenin yüzde Evet. Hani yüzde birlerin, ikilerin konuşulduğu bir Aynen. ortamda önemli. Yüzde yani. dört anketlerin dışında, out of anket research. Tamam mı? Abi ne nece konuşuyorsun sen böyle? Ya İngilizce söyledim, biliyorsun ya. <laughs> Şimdi genelde Fransızca terimler kullanırdı Hakan abi evet, bugün. Evet evet bu sefer İngilizce İngilizce... İngilizceden gitti vallahi. İngilizce ikinci dilimiz ya Fransızca bir de onun. Için. Şimdi Hakan Bey bu %4 nedir dediniz? Biraz daha açar mısınız? Yurt dışı oyları. Almanya, İngiltere'deki Türk evet. vatandaşları. Bunlar yurt dışında oy. Şunu kullanıyor. diyor. Diyor 45 ki ülke. yurt dışında e, oy 45 kullanacak 45 ülke yeni bir ya. ya diyor, 3, 3 milyon Evet. De. Bunun diyor yüzdelik karşılığı yüzde dört diyor. Evet. Ben evet. de diyorum ki çok. çok Bunu ankette ölçemiyor. Bu ankette yok diyor. Yani. Anladım. Ha, bir olay daha Peki, söyleyeyim. bu anketlerin hiçbirinde mi yok? Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde yok. Yani birisi Peki. çıkıp derse ki ben Almanya'da örneklem tutarak Hollanda'da, İngiltere'de de yaptım anketi. Hayır kardeşim o yüzde dört de dahil bu ankete derse getir göreyim datanı derim. Anladım. Yapılamaz çok ender mı? Olarak... yapılır. yapılır. Ender olarak yapıyorlar. Ama maliyeti çok yüksek. Yani size o anketi yaptıran, size bilmem 400 bin lira ödeyeceğini, 1 milyon ödeyecek ki Almanya'ya da adam göndereceksin. Hakan abi ne istersen oradaki en güçlü iki partiyi de söyle. E, belki daha e, konu berraklaşır. Önceki seçimleri ölçü alıyorsan AK Parti 60 küsürün üstünde oy alır yurt dışında. Evet. Ama yurt dışından HDP'nin de %20'ye yakın i̇kinci oyu var. İkinci parti HDP evet. i̇kinci parti dışarıdan HDP gelir. Üçüncü parti CHP Bedri Bey. Biliyorum. Neyse. Şimdi bunu ölçemiyoruz. Anketlerde bu yok. İki, Anketlerde her şeye rağmen ee, devlet memurlarının tam görüşünü alamıyoruz. Niye ya? E, yani şu bir kere anketi zor ya devlet memuru dediğim sadece sivil memuru kastetmiyorum. Bunun içinde polisi de var, askeri de var. Şimdi sen lojmana girip de subayla veya subay astsubayla evet. ya da eşiyle Anket yapmak zor. Yapamaz. Bir de cevap da vermek istemezler. Ee, cevap evet, ver, vermekte de sıkıntı çekebilirler. Bu bahsettiğimiz kitle, Açın Bakın İçişleri Bakanlığı'nda polis personel sayısına 320, 330 bin kişi. Eşleri, annesi, babası, çoluğu çocuğuyla 1 milyon 200 bin oy. Polis kitlesi 1 milyon oy. Asker yine 1 milyona yakın oy. Ölçemiyoruz. Yani bugün araştırma şirketlerinin açıkladığı sonuçlarda... Beyler hayır ben askerleri de ölçtüm. Kitlemin içinde Ama ben... Asker polis Türkiye ortalamasına uygundur. Hayır değil. değil Ete'ye girmeyeyim şimdi. Neyse peki yani. Öl Öl girmeyeyim. Ölçemiyorsanız nereden biliyorsunuz diye sorarım yani. Aynen öyle. Onu sormayasın diye girmek peki, istemiyorum. Tamam, Yalnız şöyle bir şey size bir ek. Bu yurt dışı oylarla ilgili. Şimdi bugün yurt dışından bir dostum atmıştı bana. Üstüne iyi geldi evet. bu. Bakın mesela AK Parti'nin ya da MHP'nin yurt dışında özellikle Almanya'da ...seçim çalışması yapması yasaklanıyor Alman hükümeti tarafından. E, Hollanda'da da benzer şeyler olmuştu 2018 seçimlerinde. Mesela bu pazar e, daha dün Almanya'da 3 tane CHP milletvekili adayı gitti... ...seçim çalışması yaptı. Baden-Württemberg Birliği'nin düzenlediği seçim çalışması. Şimdi yurt dışı da seçime dahil olma konusunda çok istekli. Mesela AK Parti'nin seçim çalışmasına Almanya'da izin yok... CHP'nin seçim çalışmasına var. HDP'nin var. Bu arada Masum bir şey. Türker bir düzeltme yapmış. Rahşan Ecevit'in partiden ayrılma nedeni desteklediği ve o haftaya kadar başka partide siyaset yapan kişinin kaybetmesidir. Kendisinin aday gösterdiği 3 milletvekilinin başka eğilimi nedeniyle onun teşvikleri sonucunda istifa etti. 3 milletvekili kurduğu partiye üye olmadığı gibi birisi CHP'ye ikisi de AKP'ye katıldı. İyi yayınlar. Buyurun devam edin. Şimdi ne dedik? İkinci sebebi söylüyorduk. Yurt dışını ölçemiyoruz dedik. Asker polisi ölçemiyoruz dedik. Eğilim Türkiye genelidir dediğiniz değil dedim. Partilerini söyleyemem eğilimlerini ancak hassasiyetlerini söylerim. Çünkü niye? Bu iki meslekte asker ve polis dediğiniz kişi bunlar bu devletin bazı konulardaki milli sebeplerden ötürü bunlar ölen adamlar. Ölürler, şehit olurlar ya da gazi olurlar. Bu adamların hasta ağırlık hassasiyetleri, ekmek kaç yıl oldu bilmem ne çıktı ikinci plandadır. Bu insanların birinci hassasiyetleri devletlerinin bazı konulardaki hassasiyetleridir. Sadece bu kadar tarif edeyim. Bu ölçemediğimiz iki kitle var. Bu iki kitle ölçülemediği için tamam mı? Anketlerden çok sağlıklı yüzde yüz sağlıklı sonuçlar şu anda eğilim geliyor. Sadece Kent merkezlerindeki, kırsal alandaki, yani yurt dışı oyunu, askerin polisin oyunu ölçemeden e, sivil sade vatandaş oyunu ölçüyoruz. Kısmen memur oluyor onun içinde. İşte bunun için farklı sonuçlar çıkabiliyor. Çok güzel anlattınız, çok teşekkür ediyorum. Anketlerle ilgili, yani ittifaklar arasında anketler savaşları başlığı altında Hakan Bayrakçının anlattıkları çok güzeldi. Ben farklı bir görüş söyleyeceğim, bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim diyen konuğumuz varsa buyursun Çok, başka bir konuya Ahmet geleceğim. Bey bakın 2018 seçimleri öncesinde de bu anket firmaları bize yine aynı hikayeleri anlatıyordu. Ee, o zaman da yine İyi Parti'nin oyu %20'lerin üzerinde gösteriliyordu. Muhalefetin seçimi %60'la alacağı belirtiliyordu. Ve sonrasında yaklaşık 3 seçimdir de MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu hep düşük gösterildi her seferinde anketçilerin gösterdiği oyun 5 puan üzerinde çıktı MHP'nin oyu. Şimdi o zaman MHP'nin 2018 seçimlerinden sonra vermiş olduğu bir kanun teklifi vardı. Niye ise hayata geçirilmedi. Ya bu Türkiye'de anket olayının bilimsel bir temele ve hukuki bir zemine oturtulması gerekiyor. Yani öyle e, işte ben şöyle bir anket yaptım. Sonuçlar bunlar bunlar. Bunlar maalesef seçmen davranışını manipüle etmedi. Hatta aynı ittifak içerisindeki partilerin birbirlerine karşı avantaj sağlamak için kullandığı enstrümanlara dönüştü. Bu anket yapmanın, yayınlamanın, açıklamanın bir e, standardı olmalı. E, bence bunun süratle sağlanması gerekiyor. Bir de Ahmet Bey, anketler üzerinden yani anketlerle kamuoyunun nabzını tutan ciddi şirketler var. Gerçekten Türkiye bu konuda epey mesafe aldı. Bir de anketler üzerinde algı yönetimini yürüten var. Mesela CHP'den aday olan Kemal Özkiraz'ın, son yayınladığı ankette Kılıçdaroğlu yüzde 53 Erdoğan yüzde 39.7 çıkıyor. Bunu bu arkadaş daha önce de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Cumhurbaşkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu mücadelesinde de aynı manipülasyonu yapmıştı. Muharrem de Kadir son Bey, olarak Abdülkadir arkadaşımız boş ver. E, arkadaşınız değil mi? olabilir ama Şimdi, yani e, şöyle çok birinci e, derecede ama, ama mesela, e, sorumluluk sahibi anket firmaları var Kemal şehirde bu seçimi, seçimini yapsam, de çok daha, daha, daha önceden doğru de bilmiştir. bırakmıştı. Daha önceden de bırakmıştı. Biliyorsunuz 10 puanlık yanılma yapmıştı. Sonradan yeniden tekrardı. Ama İstanbul yani, seçimini sisteme, de biliyor. İstanbul seçimini Bunlar, Bunlar ...sisteme zarar veren, bunun üzerinden milletvekili adaylığın peşinde koşan tipler... ...bunlar da anket firmalarına, kamuoyu araştırmalarına Bak, zarar veriyor. Muharrem İnce çok güzel bir tweet atmış, hoşuma gitti. Valla tebrik de edeceğim kendisini. John Steinbeck, bir insana dengesini kaybettirip sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen... Basın toplantısında ağzımdan sözde sanatçılar şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu Devamı var Devamı mı? Devamı var muhakkak. Var. Herhalde geliyor. Ay, geliyor ben, herhalde. Ben, değil belki mi? daha henüz yayınlamadı mı? Yayınlamadıysa ben katkı yapayım. Yok canım 10-18'de atmış onun devamı yayınlanmıştır. Ben de bunu sormuştum. Dedi ki dedim biraz da maksadını aşan bir ifade mi oldu bu dedim. Evet öyle oldu dedi. Ben dedi özellikle Fazıl Say'ı ayırıyorum. Kendisinin hayranıyım. Hatta Fazıl Say'a videomu gönderdim. Ben seni kastetmedim diye ama o bana dedi ki senin videonun da izlemiyorum dedi. Ben onu yine ona ayırıyorum. Ona saygı gösterdi. O da ona hakaret etti. Devamını durum okuyayım mı? Twitter'in devamını okuyayım mı? Evet, ben okusam daha iyi olacak gelse. <laughs> gelse. Onur Peki, ne yapalım o zaman? İsmail Bey'e havale edelim mi? Peki. gelecek. Tamam, Geliyor. Ee, nerede? Bunu üzülerek görüyorum. Gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar sanatçıların başımızın üzerinde eri vardır. Güzel yani hoşuma yani, gitti benim. benim anket... O hep saygılı da yine aynı muamele yapacaklar onu onu da söyleyeyim. Evet. Benim anketler aynı, ve seçimlerin nasıl göründüğü Ama konusunda... Ama kazanır burada. Bir saniye izleyeceğiz Cemal Bey. Mesela peki şöyle ben yapsak seçimi... bir reklama gideceğiz reklamdan ah, sonra... reklama. hadi kısa bir ara tekrar birlikteyiz